Günaydın arkadaşlar. Bugün size günlük bir vlog çekmeye karar verdim. Şimdi önce çayımı demleyeceğim. Ondan sonra da börek yapacağım. Çayım peynirli ve sadece hazır yufkadan yapacağım. 3 tane. Size böreğin yapılışını da göstereceğim. Gerçekten börek çok lezzetli oluyor. Yani su böreği gibi oluyor hamuru. Şöyle bir tencere de yapıyorum. Şu şekilde yayvan bir tencere. Çevirirken de düz bir kapak kullanacağım. Bunu kullanmayacağım. Zaten gösteririm bu işini. Önce çayımı koydum şimdi. Evet arkadaşlar, malzemelerimi hazırladım. Şimdi bir şarjını yapacağım önce böreğin. Ben göz kararı yapıyorum, süt koyuyorum. Hani kullanacağımız yufkaya göre miktarı değişebilir. Ben 3 tane yufka kullanacağım için az, yani bir su bardağından birazcık az süt kullanıyorum. Sonra sıvı yağ ekliyorum biraz. Onu da çok fazla eklemedim. Yarım çay bardağı kadar falan yeterli. Şöyle biraz tuz atıyorum. Bunu da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tane de yumurta kırıyorum. Bu da hani böreğin içerisinde o böyle börek kıvamını veren, böyle su böreği gibi bir kıvam veren madde. Burada yumurta. Ondan sonra şimdi iç harcını iyice çırpacağım çatal yardımıyla. Şöyle çırpıyorum. Yufkalarımı açtım arkadaşlar şöyle. Şimdi önce tavanın şöyle dibini yağlıyorum. Hani yapışmasın börek diye. Hem de böylece güzel kızarıyor. Çok güzel bir renk oluyor börek. Peynirimi de hazırladım. Peynirimi de çatalla ezip ekleyeceğim. Ama öncelikle şöyle söyleyeyim. Şimdi böreğimin alt katmanını oluşturuyorum. Şöyle. Bunun adı tava böreği arkadaşlar. Yani tencerede yapıldığı için veya tavada tava böreği denmiş. Fırında yapmayacağım. Ocakta yapacağım bunu. Şu şekilde. Önce bir... Yani yırtılabilir, sıkıntı değil. Zaten hepsi birbiriyle bütünleşecek. Önce bu şekilde alt katmanını oluşturdum. Sonra biraz iç harcından koyacağım. Zaten bu tat veren, yani güzel böreğin güzel halini alan veren madde bu iç harcı arkadaşlar. Çok gerçekten bir lezzet veriyor böreğe. Evet, şimdi bir iç harcından bir miktar ekledim. Sonra bu katın üzerine, yani bu ilk koyduğum kata iç malzeme eklemiyorum. Peynir eklemiyorum. Bir tane daha yufka ekliyorum. Şu şekilde. Bunun tamamını da katlayabilirsiniz. Çok fazla şey olmasın istemiyorsanız böyle yufka. Şöyle tamamını katlayabilirsiniz. Zaten o piştikten sonra düzleşecek. Şöyle eğileyim, yaklaşayım biraz daha. Şimdi yine birazcık iç harçtan koyuyoruz. Yani şöyle her tarafını ıslatmaya özen gösterin. Çünkü kuru olunca güzel olmayabilir. Yani buna tadını veren hafif böyle su böreği gibi olması zaten. Başta da söylemiştim. Şimdi artık peynirden ekliyoruz. Şöyle peyniri çatalla eziyorum. Ezdikten sonra şöyle her tarafına dağıtıyorum arkadaşlar. Hani börekli peynir de alabilirsiniz. Tam yağlı da istiyorsanız, hani tercihiniz öyleyse tam yağlı alabilirsiniz. Kendiniz damak tadınıza göre ona karar verebilirsiniz. Veya içerisine maydanoz ekleyebilirsiniz. Maydanoz da güzel tat veriyor. Ben sade yaptım. Tamamen içini oluşturmak sizin tercihiniz yani.
Biraz daha ekleyebilirim. Kenarları boş kaldı çünkü. Şu şekilde. Gerçekten peynirli güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Özellikle de sabah kahvaltısında çok hafif oluyor. Yani her zaman aynı şeyler. Patates kızartması, işte yumurta. Çok klasik oluyor kahvaltıda. Böyle değişiklik olsun istiyorsanız çok kolay. Yapımı çok basit. Bu börekten yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi böreğime peynirimi ekledim. En son katmanı yine ekliyorum. Şöyle biraz bastıralım. Şöyle yine iç kısmına gelecek şekilde arkadaşlar ekliyoruz. Ondan sonra da şöyle üzerine katlıyorum hepsini. Şöyle eğer açıkta kalan yerler olursa şöyle kenarlardan yırtıp kapatabilirsiniz. Yani o zaten bütün halde pişecek. Şöyle biraz da bastıralım. Tamamını kapattık. Şimdi kalan iç harcımızı böreğimizin her tarafına döküyoruz. Hiç kuru yer kalmamasına özen gösteriyoruz. Dediğim gibi lezzeti veren asıl bu iç harcı, sıvı kısım, sıvı karışım. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani bunu su böreği gibi yapan tamamen iç karışımı, iç harcı. Evet arkadaşlar, şimdi bitirdim. Tamam, bitti. Şimdi ocağa yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ocağa yerleştirdim. Benim ocağım cam olduğu için ısıyı her tarafa eşit bir şekilde veriyor. Yani böreğin her tarafı eşit bir şekilde kızaracak arkadaşlar. Şöyle her tarafı eşit yani. Eğer normal ocağınız varsa, hani gazlı, onda da en büyük gözüne getirirsiniz. Ama çok altını açmayın. Yani hafiften kısık tutun. Yoksa birden yanabilir böreğiniz. Ben de çok fazla açmadım. Orta seviyeye getirdim. Bu şekilde şimdi kapağını kapatmıyorum. Altı kızarana kadar bekliyorum. Altını da kontrol edeceğim bir spatula yardımıyla. Bir 5 dakika sonra falan. Şöyle bir spatula yardımıyla şöyle altından bakarak kontrol edeceğim. Zaten size de gösteririm. Çevirmesi biraz zor. O kısmı da elinize bez alıp yapacaksınız. Şimdi böreğimizin pişmesini bekleyelim. Arkadaşlar şu şekilde altını kontrol ediyoruz böreğin. Evet, kızarmaya başlamış. Yani çevirebiliriz artık. Çevirirken eğer evde birisi varsa yardım alın derim. Yoksa çok dikkatli olun. Çünkü ters çevirirken elinize yağ gelebilir. Şöyle bir kapak yardımıyla ben çevireceğim. Düz olduğu için. Şu şekilde çevireceğim. Tekrar böreğin öbür kısmını tencerenin içerisine koyacağım. Diğer kısmı da pişecek. Evet, böreği çevirdik. Evet, ilk başıma çevirmedim ben. Eşim vardı, ondan yardım istedim. Kapağı o tuttu. Ben de tencereyi tuttum. Bu şekilde diğer tarafını da pişiyor şu anda alt tarafta. Gayet güzel kızarmış arkadaşlar. Yanmamış da gayet güzel pişmiş. Alt tarafı da aynen bu şekilde olacak. Sonra soğuduktan sonra, yani çok sıcak servis etmiyoruz. Biraz hafiften ılık olunca daha güzel oluyor çünkü. O zaman servis ediyoruz. İstediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. İsterseniz şöyle üçgen şekilde dilimleyin. İsterseniz kare, börek şeklinde dilimleyin. Bu kadardı arkadaşlar böreğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp sağ taraftaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.